Bize Volosoft'un hikayesini anlatabilir misin? Nasıl kuruldu, bu fikir nereden çıktı ve nasıl bir yol izleyerek bugün buralara geldiniz? Projeden başlayalım çünkü projenin üzerine firma kuruldu. ASP.NET Boilerplate diye bir open source web application framework geliştiriyoruz biz. Önce bu proje, önceki çalıştığım iş yerindeki ihtiyaçlara binaen open source olarak geliştirdiğim bir proje. Yani şirketimizde sık sık belki 2-3 ayda bir yeni projelere başlıyorduk. Ve bu yeni projelere başlarken de böyle sıfırdan, işte bir tema yapılmasından tut da login ekranından bile başlayabiliyoruz bazen. Birçok süreci tekrar tekrar yapıyoruz. Zaman içerisinde kendimize küçük kütüphaneler yaptık ama böyle bir sistemli bir şey de yoktu. Sonra ben bunun herkesin ihtiyacı olabileceğini düşünerek open source böyle bir framework geliştireyim dedim. Sürekli aynı şeyleri, kodları tekrar tekrar yazmak yerine ve de aynı zamanda yeni bir projeye başlarken de o projenin layout'unu ve temel özelliklerini, işte giriş ekranı, kullanıcı yönetimi, rol yönetimi gibi ekranlarını hazır bir şablon olarak sunmak için bir sistem yapayım dedim. Böyle iki yıl falan geliştirdim hobi olarak evde falan. Sonra çok tuttuktan sonra bunun üzerine ücretli bir ürün geliştirdim. Tutma esnası aslında bunu aynı zamanda GitHub'dan ya da benzeri bir platformlarla paylaşıp insanların kullanımını açtın. Orada insanlar kullandı, talep arttı. Evet, öyle bir yani, potansiyel gördünüz değil mi? İlk yani? Başta Code Project diye bir site var. Orada bir makale yazdım bununla ilgili. İşte introduction mahiyetinde. Oradan ilk başta gelenler oldu. Bir de ben daha önceden de open source çeşitli kütüphaneler geliştirmiştim. Dolayısıyla kişisel bir takip eden bir kitle de vardı projelerimi. İnsanlar kullanmaya başladı ve hani sevdikçe de tavsiyelerle falan, böyle bir reklam falan yok. Normal open source proje GitHub üzerinde. Ve zaman içerisinde tuttuktan sonra bu, dediğim gibi bir bundan para kazanabilir miyim diye bunun üstüne bir ASP.NET Zero diye bir ürün geliştirdim. İşte yine deminki anlattıklarımın üzerine biraz daha fazla özellik koyuyor. İşte kullanıcı yönetim, rol yönetimin üzerine software as a service uygulamalar geliştirenler için subscription sistemi, payment sistemi gibi ya da çok dilli uygulamalar geliştirenler için language management sistemi gibi böyle bir şeyler koyuyor. Yani benim fikrim şuydu, ayda 3-4 tane satabilirsem çıkayım işten kendimi geçindirecek kadar para kazanırsam falan diye. İlk koyduğum gün satış oldu. İkinci gün de oldu. İlk hafta 5 tane satıldı. İlk ay 20 tane satıldı. Dedim çok iyi gidiyor falan. İstifamı verdim tabii. Bu arada yıl kaç? Yani bu olay olduğunda yıl kaç? Yıl 2015'te. 2015 Haziran gibi ilk defa satışa çıkardım. Dediğim gibi bir ayın sonunda baktım. Zaten 5-6 aylık hedefimi yaptım ilk ayda. Ondan sonra İstifamı verdim ve tamamen buna odaklandım. Nitekim satışlarda böyle ikinci ay biraz düşse de sonra tekrar artarak devam etti. Ama tabii tek başına bunu yapmak zor. O yüzden şu anda 3 ortağız. İsmail ve Alper ile de konuştum, ettim. Onlar da zaten projenin başından beri biliyorlardı az çok. Onlar da katıldılar ve Volosoft'u kurmuş olduk. Bugüne kadar da bu iki ürün üzerine odaklanıyorduk. Şimdi yeni bir ürünümüz daha var. Peki şu an ekibiniz kimlerden oluşuyor? Toplam kaç kişisiniz? Kimler var ve içerideki roller nasıl dağıtılıyor? Toplamda 11 developer'ız şu anda. Bir tane UI designer, UX designer arkadaşımız var. Bir tane DevOps'la ilgilenen bir arkadaşımız var. İki tane sadece frontend'le ilgilenen arkadaşımız var. Gerisi de full stack gibi ama biraz daha backend kökenli, daha backend ağırlıklı kişiler. Bunların işte 9 tanesi şu anda burada ofisimizde çalışıyor. Bir tanesi remote çalışıyor, Çinli bir arkadaşımız. O da open source projeye contribution yaptığı için sorulara falan cevap veriyor, issue'lara ya da contribution yapıyor, commit gönderiyor falan. Sonra dedik bunu neden iş teklifi yapmayalım? Önce bir part time olarak başladı. Ondan sonra performansından memnun kalınca da full time'a geçtik. Yine bu şekilde Singapur'dan bir arkadaşımız var, o da part time çalışıyor. Aslında bunlar güzel hikayeler, yani açık kaynak olarak projeye destek veriyor gönüllü olarak ve sonrasında sizin ilginizi çekiyor ve ekibe dahil edebileceğinizi görerek ona bir iş teklifinde bulunuyorsunuz ve sonrasında ekibe dahil edip artık profesyonel anlamda sizin bir çalışanınız oluyor. Doğru. Bizim şu anda projemizin 100'den fazla farklı kontribütörü var. Tabi bunların bazıları 1-2 commit yapmış ama bazıları 20-30 commit yapmış. Biz bunlardan takip ettiğimiz
insanlar var. Bunlara da ileride teklif yapmayı düşünüyoruz yani. Peki şu an bir open source olan ücretsiz bir versiyon var ASP.NET Boilerplate. Bir de ASP.NET Zero kurumsal ücretli olan versiyon var. Bu bahsetmiş olduğun kişiler içeride yani tek bir ekip mi var? Her iki ürüne de kanalize olmuş yoksa iki farklı ekip var. Birisi açık kaynak tarafı, birisi Zero tarafı gibi. Oradaki yani ürün ve ekip dağılımı nasıl oluyor? Ya orada şeyimiz yok. Böyle bu şekilde bir dağılımımız yok. Aslında yeni bir ürün daha geliştiriyoruz. Bunların ikisinin birleşimi diyeceğim. Şu anda ekibimiz uzun zamandır onunla yoğun bir şekilde uğraşıyor. Ama bu şekilde bir dediğin gibi ayrım yok. Bu şekilde daha zevkli yani open source tarafta herkes çalışmış oluyor. Diğer tarafta da herkes çalışmış oluyor. Dağınık gidiyoruz. Yeni ürünümüzde bu ASP.NET Boilerplate ve ASP.NET Zero ürünlerinin aslında ikisinin biraz daha birleştirilmiş hali gibi düşünebilirsin. Daha modüler, mikroservis mimarilere daha uygun. Sıfırdan geliştirdik. ASP.NET Core şu anda 3.1 var, onu destekliyor falan. Dolayısıyla bundan sonra biraz daha o ürüne yoğunlaşacağız. Uzun zamandır da ekibimizin büyük kısmı bu ürünle uğraşıyor açıkçası. Hazır bahsetmişken, değmişken .NET Core demiştin. Yani biraz da buradaki teknoloji siteinden bahsedebilir misin? Hangi kütüphaneleri, framework'leri kullanarak bu projeleri geliştiriyorsunuz aktif olarak? Bütün şirket aslında tamamen .NET ve Microsoft'un ürünlerine odaklıyız. Backend tarafı sadece .NET, Entity Framework Core kullanıyoruz. Ama ona bağlı değiliz işte. MongoDB'yi de destekliyoruz. Diyor mesela framework'umuz. Zaten framework database bağımsız. Aynı zamanda da UI da bağımsız aslında. Razor Page destekliyor. Aynı zamanda Angular da destekliyor. İşte bunun ileride Vue, React gibi desteklerini de yapacağız. Aslında ASP.NET Boilerplate yani şu andaki aktif projemiz daha bu yenisi değil de o zaten Vue, React bunları destekliyor. Çünkü community tarafından contribution'larla zaten onlara desteği getirildi. Oraları biz yazmadık ama community'de özellikle Çinli arkadaşlar Vue'yu çok seviyorlar. Onlar Vue'yu contribution yaptı. React tarafına da sanırım yine Türkiye'den bir arkadaş contribution yapmıştı. Volosoft'ta geliştirilen ürünlerin deployment'ları nasıl yapılıyor? İçeride otomasyonlar var mı? Varsa neler yapılıyor? İşte burada bir DevOps pipeline'ınız var mı? Neler kullanıyorsunuz? Yani işin DevOps tarafını ve otomasyon tarafını, deployment taraflarını nasıl yürütüyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Tabii. DevOps tarafında aslında biz DevOps'u iki amaç için kullanıyoruz. Birincisi Volosoft'un hem açık kaynak kodlu olarak, ücretsiz olarak verdiği hem de aynı zamanda satışını gerçekleştirdiği framework'lerinin build edilmesi, test edilmesi, deploy edilmesi noktalarında DevOps'tan faydalandığımız gibi aynı zamanda bu uygulamaların tanıtımının yapılması, dokümanlarının sunulması, kodun download edilmesi veyahut da satışın gerçekleştirilmesi ve support gibi işlerin de yine verdiğimiz uygulamalarımız var. Volosoft'un kendi siteleri var. Aynı zamanda bu kendi sitelerimizi de bu DevOps sürecinden geçirerekten ayağa kaldırıyoruz. DevOps tarafında bu şekilde iki tane bölümümüz var. Framework tarafına gelirsek, repository olarak GitHub'tan faydalanıyoruz. Aynı zamanda yine GitHub'ın sunmuş olduğu Kanban boardlardan da faydalanıyoruz. Proje yönetimi bu GitHub üzerinden gerçekleştiriliyor. CI/CD tarafına gelirsek de burada Jenkins'i kullanıyoruz. Framework'ümüzü ortaya koymak için toplamda 30 tane repository'miz var. Ve bunların içerisinde 300'den fazla project yer alıyor solution'larda. Dolayısıyla ve aynı zamanda bunların hepsi birbiriyle relational, birbirine referans veriyor. Bunların testlerinin manuel gerçekleştirilmesi, build'lerin manuel yapılması haliyle oldukça zor. Dolayısıyla bu süreçte otomatize etmemiz gerekiyordu. Jenkins'te oluşturduğumuz pipeline'ler vasıtasıyla bu süreçlerimizi otomatize etmiş bir hale getirdik. Sadece bir release çıkacağımız zaman bir branch'in seçimini yaparak, hangi branch'ten release çıkmak istediğimizi seçimini yaparak gerek alan tüm süreci, bunun içerisinde build'imiz, unit testlerimiz, UI testlerimiz, gerekli eğer bir Docker kullanıyorsak Docker imajının oluşturulması, release'in gerçekleştirilmesi gibi bütün süreçler Jenkins üzerindeki bu pipeline'lardan sağlanıyor. Aynı zamanda yine kendi uygulamamız için, kendi web sayfalarımız için biz arka tarafta Kubernetes'ten faydalanıyoruz. Uygulamamız Kubernetes üzerinde koşuyorlar. Burada da uygulamalarımızın monitoring'i, service health'i check etmek için kullandığımız uygulamada Prometheus. Prometheus vasıtasıyla Grafana üzerine oluşmuş dashboardlardan hem uygulamalarımızı hem de database'lerimizin hem de server'ımızın health'ini kontrol edebildiğimiz gibi aynı zamanda Prometheus'un bize sunmuş olduğu metriklerle uygulama bazlı veyahut da server bazlı alertler alıyoruz. Bu durumda bir sorun oluştuğunda bu sorunu bize gelen alertler üzerinden çözerekten
her zaman için güncel ve doğru kodu online olarak tutmuş oluyoruz. Peki içeride projelerinizi geliştirirken kullanmış olduğunuz bir metodoloji var mı? Varsa bunu nasıl uyguluyorsunuz? Pratikte ne derece hayata geçirebiliyorsunuz, uygulayabiliyorsunuz? Ya şimdi klasik bir şirketten oldukça farklı ilerliyoruz diyebilirim. Öncelikle klasik şirketlerde nasıl olur? Müşterilerden istek dinlenir, fazları ayrılır, deadline'lar, hedefler belirlenir, ona göre ekipler oluşturulur falan. Bizim burada öncelikle deadline kavramımız pek yok. Milestone'larla ilerliyoruz tabii ki. Orada faz dediğimizde milestone karşılık geliyor. Bu arada her şeyi neredeyse GitHub üzerinden takip ediyoruz. Yani başka bir tool pek kullanmıyoruz. GitHub'da da işte milestone'lar, issue'lar. Issue'ları birilerine assign edebiliyoruz. Veya community bazen contribution yapıyor. Zaten eforumuzun bir %70-80'i open source tarafına gidiyor. Öyle söyleyebilirim. Yani ücretli kısma daha az efor sarf ediyoruz toplamda baktığımız zaman. GitHub'ın kanbanlarını da zaman zaman kullanıyoruz. Ama daha çok dediğim gibi milestone'larını kullanıyoruz. O milestone bitince release yapıyoruz. Yani illa şu tarihte bitecek gibi hedefler koymuyoruz. Bu arada hani ofisin şu an bulunduğu yeri de bir tarif edebilir miyiz? Burası tam olarak neresi? Burası ilginç bir yer. Şu anda Bakırköy'de Atatürk Havalimanı serbest bölge diye geçer bir yer. Serbest bölge kavramı pek duyulmamış olabilir. Teknokent kavramı çok duyuluyor. Herkes teknokentleri biliyor çünkü vergisel avantajları falan var teknokentlerin. Ama teknokentlerin kısıtları da var. İşte kart basma zorunluluğu var, proje verme zorunluluğu var. Serbest bölgelerde ise bu zorunluluklar yok ama benzer vergisel avantajlar var. Dolayısıyla yazılım firmaları için iyi bir ortam. Buradaki kısıtlama da ihracat yapmanız gerekiyor. En az %85-90 ihracat yapmanız gerekiyor ki burada olabilirsiniz. Nitekim biz buraya 2 ay önce girdik yaklaşık. Ve konum olarak da işte bu serbest bölge Atatürk Havalimanı'nın karşı tarafında bir kapalı bölge, gümrükle giriliyor. Yeni Bosna olarak düşünebilirsiniz. Burası gümrükten girildiği için böyle bir şeyler sokmak, çıkarmak fazla kolay olmuyor. Sanki Türkiye sınırları dışında kabul ediliyor. Böyle hem vergisel açıdan hem de böyle gümrüksel açıdan değişik bir yer. Volosoft'un ağırlıklı olarak yurt dışı müşterisi var. Yani globale biraz daha hizmet veriyorsunuz. Büyük oranda da hani yazılım ihraç ediyorsunuz aslında. Buradaki müşteri portföyünüzü biraz anlatabilir misin? Hani ne kadar yurt dışından müşteriniz var, ne kadar yurt içinden var? Esasen biz ürünümüzü ilk yurt dışına pazarlamaya başladık. Aslında yurt içi pazarında oldukça azız. %98 gibi bir yurt dışı ihracat oranımız var. Serbest bölgeye taşındık bu münasebetten. Yurt dışı müşterilerimizin büyük bir kısmı kurumsal müşteriler. Ama bireysel developerlar da bu ürünü satın alıp kullanabiliyorlar. Şöyle bir baktığımızda kiliselerden tutun da üniversitelere, Suudi Arabistan Merkez Bankası'ndan tutun da Washington DC polis departmanına kadar çok geniş yelpazede müşteri kitlemiz var. Bunlardan özellikle en ilginci diyeyim, bizim için de bayağı ilginç olan NASA. NASA bizim ilk müşterilerimizden sayılır. Kendileri bizimle direkt iletişim kurdular. Hiçbir şekilde biz gidip onlara ulaşmadık. E-mail üstünden ürünümüz hakkında bilgi almak istediler. Kısa bir ürün tanıtımından sonra kendileri ürünü satın aldılar. Yani belki de en az yorulduğumuz müşteri kendileriydi. Tabii NASA'yı daha sonra biz dediğimizde referans müşterilerimize diğer müşteriler gerçek olup olmadığını soruyorlar. Hatta Amerika'daki bazı müşterilerimiz de NASA'dan kimle görüşebiliriz? Bize referans olabilecek birini verir misiniz dediler. Verdik bir satış yaptığımız kişinin e-mailini kendisine sorarak. Kendisi de bizim ürünümüze destekçi oldu. Ürünümüzü diğer insanlara referans verip tanıttı. Böyle de değişik bir anımız var. NASA mesela şu anda ASP.NET Zero'yu nerede, ne amaçla kullanıyor? Biliyor musunuz internal olarak kullandığı projenin ne olduğunu peki? Bildiğimiz kadarıyla sorduk tabii biz de. Ne için aldıklarını sorduk, ne için kullandıklarını sorduk. Bir dashboard yaptıklarını söylediler. Internal bir proje. Çok detayını tabii ki söylemediler ama kendi içlerinde bir dashboard yapmışlar. Dashboard'da ne tutuyorlar tabii o bilgileri vermediler. Belki de uzaydaki gemilerin kaçı havada kaçı yerde belki de bunu tutuyorlar olabilirler. Satış yaptığımız ülkeler
çok çeşitli. Yani 100'den fazla ülkeye satış yaptık. Ada ülkelerinden tut da işte Güney Afrika, Amerika, Avrupa ülkeleri, Çin, Hindistan, yani hemen hemen birçok ülkeye, 100'den fazla ülkeye satış yaptık. Şu anda da zaten yeni bir ürün çıkarıyoruz. ABP.io platformu. Bu çok kapsamlı ve çok geniş spektrumlu bir ürün. Bu ürün satışa çıkıp da belli bir nüfuza ulaştıktan sonra yatırım alma konusunda daha ciddi kararlar almış olacağız. Şu anda 100'den fazla ülkenin developerlarıyla iletişim halindeyiz. Aslında developer profiline baktığınız zaman da bütün dünyada developerlar 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı profildeler. Yani buradan tutup da bir Hindistan'daki veya Amerikalı bir developer'ı getirip şirketinize koyduğunuz zaman çok sırıtmıyor mesela, ya da çok sırıtmayacaktır. O yüzden developerlar aslında çok global profiller diyebiliriz. Daha önce işte gittiğimiz konferanslar olsun, ürünümüzü tanıtmak için yazılım konferanslarına katılıyoruz. Buralarda birçok developerla temas ediyoruz, developer'a. Buralarda da gördüğümüz yine giyim, kuşam, yeme alışkanlıkları, sohbet ve işte günlük hayatlarını, yaşayış tarzları olarak bence Türkiye'deki bir developer'la Amerika'daki ve Avrupa'daki bir developer'ın hemen hemen hiçbir farkı yok diyebiliriz. Bu başka iş kollarında belki aradaki fark büyük de olabilir ama developer'lar gerçekten dünyanın her yerinde 3 aşağı 5 yukarı aynı profilde diyebiliriz. Kendi alanında çok iyi developer'larla hep çalışmak istiyoruz. Çevremizden de işte bu şekilde organik bir referansla gelen, işinde iyi, yazılıma gönül vermiş, open source ürünleri destekleyen, contribution yapan, frontend veya işte full stack veya sadece backend developer'ları, biz de hani sabırsızlanıyoruz böyle insanlarla çalışmak için.